Hoş geldiniz Yağız Bey. Gel beni takip et. Sen uyu dinlen biraz. Sabah ablanla buluşturacağım seni. Dolapta Selin'in kıyafetleri olacaktı. Üstüne kuru bir şeyler giyersin. Teşekkür ederim. İyi geceler. Sen göründüğün kadar ters değil misin aslında? Ece. Kızım. Dur anne dur. Ha, kim? Kim arıyor kim? Karakoldan mı arıyorlar? Dur. Ha. Efendim. Alo abla. Bak anneme sakın bir şey çaktırma tamam mı? Sakın. Kim kızım kim arıyor? Abla sakın. Hazan kim arıyor? Betül. Betülmüş. Betül mü arıyormuş? Neredesin? Çabuk söyle. Abla bak şimdi adresi vereceğim ama anneme hiçbir şey söylemeyeceksin tamam mı? Söz mü? Şey, ablam geliyor. Çok teşekkür ederim. Konuştun mu? Evet. İyi sen otur keyfine bak. Alo Kaan. Ya benim telefonum kayboldu. Bana yeni bir sim kart bir de telefon ayarlasanıza. Tamam. Hasan. Dur. Başlarım senin Betül'üne sabah sabah. Bizim kardeşinden daha önemli neyimiz var kızım? Sen neredeydin dün gece? Sabahlara kadar dışarıdaydın. Neredeydin kız? Bir işler mi çeviriyorsun yoksa sen? Ha? Bir de sen mi yakacaksın benim başımı kızım? Ay anne yeter. Benim bir şey yaktığım yok. Tamam acil bir işim var onu halledip geleceğim tamam mı? Dün gece neredeydin bana söyleyeceksin. El alemin evinde sesimiz çıkmasın diye eğdim başımı. Neredeydin dün gece? Anneciğim, neredeydin kız sen? Hasan! Kardeşim bile kullandın değil mi? Sırf eğlencesine. Bu gece de böyle geçsin diye kardeşimi bile kullandım. Dün gece bana demiştin ya, belki ben iyi bir insan değilim diye. Sen harbiden kötü bir insan mısın? Thank you.
Hadi ağlama artık bak. Hastaneyi aradın. Çocuk iyiymiş onu öğrendin. Ablan da gelecek birazdan. Hadi ağlama artık. Ben böyle biraz usulü gözümdür de. Biraz fark ettim. Başına dert oldum senin de. Evin güzelmiş bu arada. Yani bir tek sen galiba onlarla beraber yaşamıyorsun. Annem hep şey derdi, eve üstün olmaz derdi. İyi yapıyorsun, ne güzel tek başına kafan rahat. Ha, çok rahat. Sen niye bu kadar gıcık oluyorsun bize? Yani burnu büyüklükten olsa dün gece benimle bu kadar uğraşmazdın. Yani bana ne der deyip geçerdin. Sinan'ın başına kalmasın diye uğraştım diyelim. Olsun. Yine de çok uğraştın. Teşekkür ederim. Bence sen böyle göründüğün gibi biri değilsin. Yani böyle ya göründüğün kadar hötzöt değilsin. Hötzöt? Sen bak çok güzel kahve, sen içsene bunu. Ya sus diyorsun yani. Ya ben çok konuşmayı sevmem. Aslında bakılırsa çok konuşanı da sevmem. Biliyorum canım, sen zaten komple bizi sevmiyorsun. Annemi, ablamı. Ya belki de biz de senin gördüğün gibi kötü değilizdir. Ayağım. Ay. İyi misin? Ay İyi misin? Çok 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 özür dilerim. Ya, ayağım çok acıyor gerçekten, sakarlıktan değil. Ben hemen şimdi toplarım onları. Basma oralara, basma. Ya bırak da ben ayağın için merhem bulayım sana. Ya bırak, gerçekten sorun değil. Benim ayakkabılarım. Tut beni. İyi, bunlar da çok yakıştı. O adam beni... Sen... Suratımı $100 attı. O adam Sinan değildi. Sorma bir şey. Kimdir nedir ben de bilmiyorum. Abla bırak, ne yapıyorsun ya? Kız bırak kardeşini kolunu. Buldum. Bak bunu sür. Bu iyi gelir. Al. Ne oldu ya, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Bir şey yok. İyi. Bunu sür ayağına. Bak, merhem getirdim. İstemem. Tamam. Abicim, erkencisin.
Acelem var minik, sonra tamam. Ne acelem var ya? Aa doğru, ev işini hallettin, şimdi eşyalar kaldı değil mi? Eşya bakmaya mı gidiyorsun? Kıskanma, kıskanma. Abinin gönlü geniş, sana da alır bir tane. Zaten başımıza ne geliyorsa senin gönlünün genişliğinden geliyor. Ama ben biliyorum yapacağımı. E hadi gel işte be Fazilet, inat etme. Hem bir hava almış olursun. Yok, hadi güle güle. Sana güle güle. Vallahi benim hiç pazar görecek halim falan yok. Dur bir dur. Dur ben sana. Binnaz. Kız o ne? Ne yapıyorsun? Yok yok, al sen al. Al Binnaz sen al. Bak kaç gündür kalıyoruz burada. Kendi boğazınız yetmezmiş gibi bir de biz çıktık şimdi. Sağ ol. Hadi güle güle. Haklı adam, haklı. Vallahi de haklı, billahi de haklı. Of, of. Günaydın Selin. Bu masada hiç bu kadar yalnız kaldığımızı hatırlamıyorum. Halam küstü. Gitti. Yasemin abimi bulabildi mi? Gelecekler mi belli değil. Yağız abim annemden beri sabahları gelmemeye başladı. Sinan zaten... Ben bu konuda ağzının payını aldım kızım. Yani Ekrem bana demediğini bırakmadı. O yüzden ben ne yapıyorlarmış, ne oluyormuş hiçbir şekilde bilmek istemiyorum. Bırak. Ben bu konuyu kapattım artık. Sen de bırak. Ama baba, Ekrem amca senin haberin var, senin onayın var sanmıştır. O yüzden bozulmuştur. Kızım kardeşin ne zaman benden çapkınlıkları için izin istedi ki? İyi de herkes Sinan abimin senin paranın yediğini biliyor. Yani kim akıl ederdi ki senin paranla senden habersiz gidip ev alacağını? Ne dedin sen? Kim? Kim ev almış? Ne? Anlamadım. Baba, senin haberin var sanıyordum. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Her zamanki gibi. En son benim haberim oluyor. Ne olmuş söylesene. Kim ev almış? Yok baba, ben şimdi ispiyoncu gibi... E söylesene kızım ya. Ya... Sinan abim işte. O kadının kızına, Fazilet Hanım'ın kızına gitmiş ev almış. Ne diyorsun sen? Bu kadar olamaz artık. Ya bu kadarı çok fazla. Gülten! Git Sinan beyefendiyi uyandır, hemen buraya gelsin. Sinan bey biraz önce çıktı Fazıl bey. Babacığım boş ver, biz karışmayalım. Abim aldı başına belayı, abim çözsün. Hem zaten o kadın onun yakasından ayrılmayacak. O çözsün. Hadi be abi, neredesin ya? E bakalım evde misin? Anne, anne kendine geliyor. Hı? Kendine geliyor. Hı. Oğlum. Oğlum aç gözlerini. Yavrum, aç gözlerini hadi. Ece. Ecem bat. Anne nereye ya? Gözünü açtığına mı sevineyim? Ağzını açtığına mı yerineyim? Hadi bey. Uyandı çocuk, gözünü açtı. Sen de git bir görüver ha. İstemez. Ben sana diyeceğimi dedim. Benim böyle bir evladım da bundan sonra yok. Kıza da söyle, benimle gelsin. Sen kalıyorsan kal, biz gidiyoruz. Rıfat Bey, olur mu öyle şey? Ben tek başıma ne yapacağım burada? Ne oluyor ya? Allah'ım korktuğum başıma gelmesin. Yasin Demirkol, taburcu olduğunuzda bizimle geleceksiniz.
Ece Çamkıran'ı alıkoymaktan tutuklusunuz. Hasbinallah. Fazilet. Yaktın bizi Fazilet. Burası ne böyle ya? Kim buldu kızım seni? İyi günler. İyi günler. Daire 150'ye gelmiştim de. Bir saniye. Kimliğinizi alabilir miyim? Ne yaptım ben ya? Ben ya ne yaptım? Misafiriniz var. Tamam, gelsin yukarı. Peki. ...27. kat. Teşekkürler. Efendim Kaan. E, tamam sorun değil. Sen onu hallet yine de. Ece? Ablacığım. Ablacığım ne yaptın sen ya? İyi misin? İyi misin? Bir şeyin yok değil mi? İyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Bir şeyim yok. İyiyim. Ya ablacığım çok korkuttun beni Ece. Çok korkuttun ya. Ya özür dilerim abla. Çok özür dilerim. Dileme. Özür dileme. Ablan artık yanımda. Bak sana söz veriyorum. Ablan olarak söz veriyorum. Baban gibi, babamız gibi söz veriyorum sana. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Tamam mı ablacığım? Ben bir daha evimizin babası da olduğumu unutmayacağım. Çocukluğumuzdaki gibi. Sana hem ablalık hem babalık yapacağım ben. Bundan sonra seni kimse ezemeyecek ablacığım. Ne annem, ne parasızlık. Hiçbir şey, hiç kimse ezemeyecek seni. İzin vermeyeceğim ben buna. Yetmedi mi? Ablan olmam, baban olmam yetmedi mi? Ben senin annen de olurum. Yetmezse senin annen de olurum Ece. Ablacığım. Gideceğiz. Böyle el ele tutuşacağız. Annemle de konuşacağız. Tamam mı? Bundan sonra böyle diyeceğiz. Bütün dertlerimizi, sıkıntılarımızı konuşacağız. Tamam mı? Kim buldu seni ya? Kim getirdi buraya?